Yılbaşı büyük ikramiyesi tam 200 milyon lira. Bu dudak uçuklatan ve insanı hayallere daldıran yılbaşı ikramiyesi kime çıkar bilinmez ama şimdiden biletler tükenmeye başladı bile. 2023 yılına sayılı günler kaldı. Bu yıl Milli Piyango çekilişinin büyük ikramiyesi ise tam tamına 200 milyon lira. 200 milyon, bir kişiye 200 milyon, iki kişiye 20 milyon, 10 kişiye 2 milyon. Bu sene 1 milyar 400 milyon ikramiye dağıtacak yılbaşı. Çıkarsa nasip diyorum, başka bir şey demiyorum. Büyük ikramiye 200 milyon. Allah bilir, bir şey diyecek halim yok. Söyle mi? Ne çıkacak? Uğurlu olsun inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Çıkarsa neler yapacaksınız? Düşünmedim henüz. İnşallah çıkarsa düşüneceğim. Büyük ikramiye 200 milyon. Aa, bayağı çokmuş. Ekonomik krizle birlikte zor zamanlar geçiren vatandaşlar umudunu yılbaşındaki çekilişe bağladı. Yılbaşında vatandaşlara toplam 1.4 milyar lira para dağıtılacak. Satışlarımız olabildiğince devam ediyor. Elimizden geldiğince uğraşıyoruz, çabalıyoruz. İnsanlar da artık biraz daha erken satışa çıktığı için bu yıl çok bilgilendirme konusunda daha henüz çok yaygın değil. Ama yoğunluğumuz yavaş yavaş oluyor. İlgi talep var. Olabildiğince de güzel gidiyor. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan vatandaşlar için can simidi gibi görülen ya çıkarsa umuduyla alınan yılbaşı biletleri satışa sunulur sunulmaz tükenmeye başladı. Yılbaşı biletinizi çekiyorsunuz şu anda. Evet. İnşallah. Şans getirsin dileyelim. Vallahi inşallah. Çıkarsa ne yapacaksınız? İnanmıyorum. İnanmıyorsunuz ama alıyorsunuz. Vallahi yani bir umut. Her sene alıyoruz ama boş. Abi 0-7. Bir tane sana bırakmışım, çek. Nasip hayırlısı. Alır mısınız? Yok. Hani yılbaşından yılbaşına şansımızı deniyoruz. Evet. Nasip. Bayilerde satışa sunulan bilet fiyatları ise şöyle. Tam 200, yarım 100, çeyrek ise 50 Türk lirası. Piyangonun özelleştirilmesinden sonra birçok vatandaşın beyninde kuşkular oluştu. Bu nedenden dolayı bilet almayan vatandaşların sayısı da bir hayli fazla. Milli Piyangonun özelleştirilmesi ve daha önceki yıllarda kimlere çıktığının tam anlamıyla açıklanmaması ise bazı vatandaşların kafalarında soru işaretleri oluşturdu. Almıyorum ki bana çıksın, almıyorum. Ben 5-6 senedir almıyorum artık. O özelleştikten sonra almamaya başladım. Biletinizi aldınız mı? Yok. Yine 200 milyon lira veriyor. Yok, aman istemem. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kimse kimseye durduk yerde bir şey vermez. Sağ olun. Yok, hayır. 200 milyon lira veriyor. Ben onlara hiç önem vermiyorum. İnancınız yok. Yok. Yani. Evet. Bir çuval şeyde bir tane. 200 milyon lira veriyor şu an. Çıkarsa? Ölümün var olduğu bir dünyada ben haram parayı ne yapayım? Değil mi? Yani. Evet. Allah kısmet etmesin bana.